Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımda iPhone alma muhabbetlerinin videolarını çok çekmiştim zaten. Bu aralar yurt dışından iPhone alma, işte kaydettirme vesaire olayları bayağı popüler çünkü herkes bu işlemi yaptırıyor şu anda. Ben de kanalımda geçtiğimiz günlerde zaten böyle bir video çekmiştim. Yurt dışına giriş çıkış yaptım ve telefonum yurt dışıydı. Onu kaydettirdim. Size bugün e-mail kaydettirme muhabbetini, tutarını nasıl yapabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunun öncesinde videoyu yararlı bulursanız kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ki hem herkes yararlansın hem de biz de çektiğimiz videonun emeğinin karşılığını alalım. Öncelikle şöyle bir bahsedeyim sizlere. Benim telefonum Türkiye'den alınma yurt dışı bir cihazdı. İkinci el olarak almıştım. Siz bunu sıfır cihaz aldığınızda da yapabilirsiniz yurt dışından. Bunun mantığı çok kolay. Pasaport veya kimliğinize birlikte giriş çıkış yaptıktan sonra telefonunuzu kaydettirebiliyorsunuz e-devlet üzerinden. Öncelikle ...ivd.gip.gov.tr üzerinden harç pulunu yatırıyorsunuz. Bu bankaların sistemleri üzerinden de yatırılıyor ama en kolayı ve en güvenilir aslında bana göre buydu. Şöyle bir sistem var. Google'a giriyoruz. E-mail, harç ödeme yazıyoruz ve ilk sırada çıkıyor zaten. Bütün hepsini birazdan görselli videolarıyla birlikte anlatacağım. Öncesinde sadece kamera karşısında pratiği anlatıyorum sizlere. E girdikten sonra e, orada bütün bilgilerinizi dolduruyorsunuz. TC kimliğiniz, isim soy isminiz en yakın vergi dairesini seçebilirsiniz. Onun sonrasında da zaten öde butonuna basıyorsunuz ve sizi kredi kartınızla ödeyebileceğiniz sayfaya yönlendiriyor. Orada kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra çekim yapılıyor ve ödeme işlemi tamamlanıyor. Herhangi bir dekont vesaire almanıza gerek kalmıyor. Çünkü zaten devletin sistemi olduğu için problem yaşamazsınız bununla ilgili. Sonraki kısım E-Devlet'e giriyoruz kullanıcı adımız ve e, TC kimliğimiz ve şifremizle birlikte. E-mail yazdıktan sonra orada e-mail kaydet bölümü çıkıyor. Peş peşe 4-5 tane sıralı bölümler var. E-mail kaydede girdikten sonra telefonun e-mail numarasını yazıyorsunuz. Birinci hattınızı fizikseli seçiyorsunuz. İkinci varsa e, onun da e-mailini yazıyorsunuz ve onu da elektronik sim olarak seçiyorsunuz. Üçüncüsü yani e-maili yazmanıza gerek yok. Zaten çoğu telefonda da yok onun sonrasında aşağıya giriş çıkış yaptığınız e, ülke diyor. Yani hangi ülkeden yapıyorsunuz bunu? Türkiye'yi seçiyorsunuz. Ve numaranız kimliğinizde yer alan seri numarası A harfiyle başlayan onu yazıyorsunuz. Sonra giriş çıkış yaptığınız günü yani e, yazıyorsunuz en alt kısma O da atıyorum ayın bugün 28'i ve 28'inde girdin ve çıktın ya da 28'inde girdin 30'unda çıktın onu 30 olarak işaretledikten sonra ilerliyorsun sonrasında zaten senden birkaç bilgi daha istiyor ve onaylıyorsun sonra aktif olarak e-devletinde e-mail kayıt hakkı sorgulama diye bir bölüm oluyor orada görebiliyorsun şimdi geçiyoruz e-mail kaydetme detaylı video ve fotoğraflı anlatma Google'a e-mail harç ödeme yazıyoruz ve çıkan sayfa bu oluyor. Sonrasında bu sayfaya TC kimliğimizi, adımızı, soyadımızı yazıyoruz. Ve bir sonrakinde de direkt buraya en yakın vergi dairesini yazıyoruz. Alta telefonumuzun fiziksel simi ilk e-mail numarasını yazıyoruz. Ve yanda 2732 TL öde diyor ve öde butonuna basıyoruz. Ödemeyi yaptıktan sonra e-mail kayıda geliyoruz e-devlet üzerinden. E-mail kaydet yerine girdikten sonra devam diyoruz burada. Sonrasında başvuru türü kendi bilgilerimle başvuru yapacağımı seçiyoruz. E-mail no 1'e fiziksel sim kartımızın e-mailini yazıp fiziksel sim olarak işaretliyoruz. Alta elektronik simimizi yazıyoruz ve elektronik sim olarak işaretliyoruz. Üçüncü genelde kimse de yoktur boş bırakabilirsiniz. Burada nüfus cüzdanınızla mı girdiniz Yoksa pasaportunuzda mı onu seçiyorsunuz. Kimlikle girdiyseniz nüfus cüzdanını seçmeniz yeterli. Bu kısımdan da Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye genelde alt kısımlarda oluyor. Seçtikten sonra giriş yapılan belge numarası. Bu da kimliğinizdeki seri numarası A harfiyle başlayan onu yazdıktan sonra yurda giriş tarihi diyor. Buraya da yurda ne zaman girdiniz? Yani yurt dışından ne zaman giriş yaptınız? Ben 16'sında girdim. 16'sını seçtim ve devam dedim. Yani gönder dedim. Gönder dedikten sonra işlemler bitiyor. Ödemeyi yaptığımız için daha öncesinde herhangi bir problem olmuyor. Bilgileri kontrol edin tekrardan ve gönderdiğin telefonunuz artık kayıtlı. Umarım videomu yararlı bulmuşsunuzdur. Detaylı bir şekilde hem videonun öncesini anlatmaya çalıştım sizlere. Hem de videolu ve fotoğraflı bir şekilde seslendirme yaparak Nasıl kaydettirme yapacağınızı anlattım. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmında buluşalım. Bütün zaten yorumlarınızı anında cevap veriyorum. Görebildiğimi en hızlı şekilde cevaplandırıp sizleri bekletmeden yorumlarınızı cevaplıyorum. Şöyle kanala bir abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca Gürcistan Batum'a giriş çıkış yaptık yurt dışı diye. O videom var şu yukarıda bir yerde çıkacak onu da izleyebilirsiniz. Hani ee, Ocak itibariyle kayıt tutarı 6000 TL oluyor. Şu anda 2733 mi 32 TL mi ne? Yani eğer aklınızda veya böyle bir düşünceniz varsa Aralık son gününe kadar 12'yi geçmeden bu işlemlerinizi ya yurt dışına giriş çıkış yapın ya da işte telefonunuzu kaydettireceksiniz. Bir an önce kaydettirin. Söyleyeceklerim aslında bu kadardı. Onun dışında dediğim gibi sormak istediğiniz sorular vesaire olursa yorum atabilirsiniz. Ben şöyle kısaca bir özet yapayım sizlere. Biliyorsunuz Gürcistan Batum muhabbetleri şu anda çok popüler. Çünkü herkes vergiden dolayı orada çok düşük olduğu için tutarlar gidip iPhone 14, iPhone 13, iPhone 14 Plus ve vesaire telefon alıp gelip burada kaydettirip kullanıyor. Kayıt işlemlerinden sonra 2 yıl yani aslında şu an Ocak'tan önce yaptırırsak bu yılbaşını saymayalım. 2 yılbaşı daha geçmesi gerekiyor ki o telefonu sizin üzerinize olan e, hattınızın artık bitmesin bittikten sonra başka biri kullanabiliyor. Aslında cümleyi tamamlayamadım. Şöyle siz telefonu kendi adınıza kaydettirdikten sonra bunu sizin hattınız dışında farklı birisi kullanamıyor. 3 yıl boyunca deniyor. Aslında 3 yılbaşı takvim yılı oluyor. E, onun dışında da hani bu kadardı işlemler. E, telefonu 3 yıl boyunca kendiniz kullanacaksınız satarsanız alan kişi de 3 yıl boyunca o telefona başka bir kişinin hattını takıp sizinkinin dışında e, telefonu aktif edemeyecek ama 3 yılı geçtikten sonra o telefonda eski yasa gibi herkesin hattı gibi isteyen istediği hattı o telefona taktıktan sonra kullanabilecek mantık bu. Umarım yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Telefonunuzu kaydettirdikten sonra kayıtlı cihazların ve kayıt hakkı sorgulama bölümüne giriyorsunuz E-Devlet'ten. Şu görmüş olduğunuz menü ve burada telefonunuz aktif olarak yazıyor, modeli yazıyor, aktif olarak da bir seçenek çıkıyor. Bu menüde ne zaman bir daha kayıt yaptırabileceğinizi de sorgulayabiliyorsunuz. Şu anda telefonunuz kayıt olduysa bu kayıtlı cihazlarım ve kayıt hakkı sorgulama bölümünden e-Devlet'e giriş yaparak Acaba kaydım tamamlandı mı yani telefonum tamam kayıt oldu mu sürecini buradan bakabilirsiniz Veya BTK'yı arayıp müşteri hizmetlerini mesai saatleri içerisinde Oradan telefonunuz kayıtlı mı değil mi öğrenebiliyorsunuz Bu kadardı videomuz izlediğiniz için teşekkür ederim Son bilgi olarak bunu eklemek istedim Çünkü unutmuştum bunu eklemeyi bunu da ekledim içim rahat. İyi seyirler, iyi kayıtlar dilerim. Görüşürüz.